Evet, bir dönem büyümenin lokomotifi olarak konuştuğumuz inşaat sektöründen son dönemde gelen rakamlar daralmaya işaret ediyor. İnşaat sektörü yaz aylarını nasıl geçiriyor? Ramazan etkisi var mı? Sektördeki beklentiler neler? Bunları konuşacağız Finans Kafe'de. Aslında 3 konuğumuz olacak ama Erdinç Bey zannederim reklam arasından sonra aramıza katılabilecek. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Uğur Dumankaya ile birlikteyiz. Dumankaya İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı ve Demir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir de bizimle birlikte. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi isterseniz hani ben söze girerken büyümenin lokomotifi olan inşaat sektörü dedim. Bir miktar ivme kaybı görüyoruz. Biraz rakamlara bakarak başlayalım. Süremiz var. Daha detaylı olarak da konuşacağız ama 2014'ün özellikle son çeyreğinde bir yavaşlama gördük. Bu yılın ilk çeyreğine de bu daralma olarak yansıdı. Şimdi durum nedir? Yani bunun arkasındaki nedenleri belki izleriz ama şu an gördüğünüz yaz aylarındayız. Sektörde bir toparlanma var mı? Nasıl görüyorsunuz son durum? Uğur Bey sizinle başlayalım. Yani gayrimenkul sektörü aslında ben çok büyük bir fark görmüyorum. Yani 2003-2014 hatta 2005-2015'in devam etmesi. Yani rekabetçi bir ortamın içerisindeyiz. Yani piyasanın terbiye ediciliği var. Gayrimenkul geliştiriciler ciddi anlamda arz yapıyorlar. Ve buna karşılık da talep de gerçekten dengeli. Ama burada son yıllarda değişikliği uğrayan şey yabancıların devreye girmesi. Yani özellikle İç talepteki azalan pastaya yabancılar devreye girerek belirli bir dengeyi tutturdular. Aslında gayrimenkul sektörü Türk ekonomisinin büyümesine de doğru orantıda gidiyor. Tabii son zamanlarda seçim ekonomisi, seçimi bekleyen ve güvene dayalı bir sektör olduğu için de seçim sonuçlarını bekleyen, Türkiye'nin etrafındaki ateş topuna dönmesi, bir takım zorlukların olması gayrimenkul sektörünü birçok sektör olduğu gibi etkilemiştir. Bizim açımızdan da bakıldığında yani biz zaten bunları öngörüyorduk ve bu mantıkta hareket ediyorduk. Evet, siz ne düşünüyorsunuz Samit Bey? Neden büyümede bir yavaşlama mı desek bilmiyorum. Şimdi iki çeyrekte bir zayıflık görüyoruz. 2014'ün son çeyreği, bu yılın ilk çeyreği daralmaya işaret etti. Ama hani yıllık bazda 2014 %2.2'lik bir büyümeyle tamamlandı inşaatta. Şimdi bu alışık olduğumuz rakamların uzağında bir rakamdı. Bunu neye bağlıyorsunuz? Neden bir zayıflık söz konusu inşaat sektöründe? Şimdi tabii ki 2014 sonu itibariyle 2015 seçim yılı, seçim ve Ramazan ayı. Bu seçim Ramazan ayının etkisinden çok benim düşüncem etki sınırımızdaki olumsuzluk. Acaba sınırda bir hareketlik her zaman için medyada, görsel ve yazılı medyada izliyoruz. Acaba herhangi bir sıkıntı olacak mı? Suriye ile bir problemimiz olacak mı? Sınırdaki polemik, sınırdaki sıkıntı yabancıları da yerlileri de biraz tedirgin etmektedir. Çünkü acaba sınırda bir savaş mı çıkacak? Genelde korku ve endişe bu. Yabancılara baktığınız zaman bundan önce Uğur Bey'in de söylediği gibi yabancı satışlarımız bazen kat ve blok bazında gidiyordu. Şimdi teklere düşmeye başladı. Teklere düşerken de sorguluyorlar ister istemez. Acaba bir sıkıntı olur mu? Acaba bir problem olur mu? Tabii ki sıkıntı olmayacaktır. Ben inanmıyorum. Türkiye gerçekten son 10-12 senede çok büyük ivme kaybetti. Çok kat etti ve büyüdü. Büyüyen bir ülke, söz sahibi olan bir ülke ister istemez bu gibi polemikleri olacaktır. Ama ilerleyen günde Ramazan'dan sonraki süreçte ben yerlide zaten çok fazla bir düşüş yok. Yabancıda biraz düşüş var. O da biz Orta Doğu'ya daire satıyoruz. Orta Doğu'nun insanı genelde gece yaşar, gündüzün uyur. Toplum olarak böyledir. Saat 4'te 5'te uyanır. 4'te 5'ten sonra da akşam iftarın telaşı vardır. Ve sokağa çok çıkmayı sevmezler. Ama ben Ramazan ayı itibariyle bayramdan sonraki süreçte aynı hareketliğin devam edeceğini tabii ki hükümetin de kurulmasıyla bu şeyde hükümetin kurulmaması, işte kimle hükümet kurulacak, acaba yine bir erken seçim mi olacak polemiği de etki yapıyor. Düşünün, sınırlarınızda sıkıntılarınız var, siyasi istikrarda ister istemez
polemikler var. Bu da ne yapıyor? İster istemez yerli ve yabancı müşterinin kafasında bazı soru işaretleri oluşturuyor. Ben Allah'ın izniyle inşallah bayramdan sonra her iki sorunu da kısa zamanda çözeceğimize inanıyorum. Tabii ki sınırımızdaki sorun biraz uzun soluklu olacak ama hükümet olarak ben bu çerçevede bir hükümet çıkacağını ve bu ülkede çok faydalı olacağına inanıyorum. Bize de, inşaat sektörüne de, ülkeye de inşallah hayırlar getirir diyorum. Peki sizin beklentiniz nedir o zaman? Çünkü siyaset, seçim sonrası süreç anladığım kadarıyla hani sadece finans piyasalarının değil, reel sektörün, inşaat sektörü gibi sektörlerin de gündeminde. Şimdi bir koalisyon mu kurulacak, erken seçim mi olacak, buna dair beklentiler var. Ne olacak gibi gözüküyor ya da nedir beklentiniz ve her ikisi farklı şekilde etkileyebilir mi? Yani koalisyon kurulması ya da erken seçim nasıl etkileyecektir? Yani erken seçimi zannederim iş dünyasını da hiç kimse istemiyordur. Tekrardan ülkenin seçim atmosferine girmesini istemiyordur. Son iki yıldır zaten Türkiye'de seçim süreci içindeyiz. Yani, daha önce belediye seçimleri, ardından Cumhurbaşkanlığı seçimi, şimdi genel seçimler, genel seçimlerin ardından eğer koalisyon kurulamazsa mecburen bir erken seçim sürecine girmiş olacağız. Yani ilk tercih koalisyon aslında diyorsunuz, öyle mi? Yani piyasa. Şu anda Türkiye'deki seçmenin iradesine saygı gösterecek şekilde siyasilerin iş dünyasının istediği şekilde veyahut da Türk halkının ve bu halkımızın beklediği şekilde bir istikrar getirebilecek şekilde hükümeti kurmasını bekliyoruz ve önümüze bakmak istiyoruz. Yani Türkiye son iki senede gerçekten oldukça gerilimli günler yaşadı. Hem içte yaşadı hem de dışarıda yaşadı. Artık biraz tabii ki bazı dengeler, bazı dinamikler bizim elimizde değil. Demin Hamit Bey'in bahsetti. Dışarıdaki yani sınırımızdaki olan şey, bizim elimizde olan şeyler birçoğu değil. Ama içerideki olan şeyler bizim elimizde ve biz istikrar istiyoruz. Yani uzun vadeli bakabilmek istiyoruz. Türkiye daha önceki yani 2011 öncesi Türkiye'ye baktığımız gibi bakmak istiyoruz. Gayrimenkul sektörünün aslında bir noktada bakıldığında büyük bir geleceği var. İnsanlar ilgi gösteriyorlar. Her ne kadar arz çok fazla olsa da bakın 2002 yılında alınan ruhsat sayısı metrekare bazında 20 milyon. Şimdi ise 120 milyon. Yani 6 kat büyümüş. Daha doğrusu alınan daire sayısı 160 binken 2002'de şu anda 960 bin. Satılan konut 1 milyon. Bunun %45'i birinci el. Yani 450 bin. Arada bir 400-500 binlik fark oluşmuş. Yani arz fazlası var. Aslında bir balon denildiğinde adetsel olarak bir fazlalık var. Ama bunlar eritilebilecek şeyler değil. O açıdan bakıldığında bizim daha fazla çalışmamız, gayrimenkul sektöründe çok daha iyi şeyler çıkartmamız gerekiyor. Bir yandan da kendimizi yurt dışında da anlatmamız gerekiyor ki satışları yapabilirim. Ve Türk ekonomisi, Türk tüketicisi son 5-6 senedir gelir, Türk ekonomisi çok ciddi anlamda büyüme tam anlamını daha önceki sene gibi kat edemediği için bizim de piramidin sadece dar yani sivri kısma hitap ettiğimiz için %15'e hitap ettiğimiz için pazarımızın artması ve satışların daha iyi olabilmesi için gelir seviyesinin artması ve insanların deprem korkusundan daha sağlam konutlara geçebilmesi için de Türkiye ekonomisinin büyümesi gerekiyor. Büyümesi için de istikrar ve güven gerekiyor. Gayrimenkul sektörünün de istediği zaten güvene dayalı olduğu için istikrar. Bizim tek beklentimiz bu. Yani bu farklı farklı işte 12 tane alternatif var diyor. Herhangi biri olsa bile bizim açımızdan fark etmez ama benim şahsi kanaatim büyük koalisyon denilen AK Parti CHP şeyi çok daha iş dünyasının bence çok daha beklediği koalisyondur. Daha uzun vadeli olabileceğine inanıyoruz ve yurt dışından ve yurt içinden de ciddi olumlu tepkiler geleceğini ve Türk ekonomisinin tekrardan bu kırılganlıktan çıkıp ivmelenebileceğine inanıyoruz. Yani Türkiye temel sorunlarını halletmek için bir an önce hükümetin kurulması ve uzlaşarak yoluna devam etmeli. Yani ilk tercih bu anladığım kadarıyla. Bir de gerginliği biraz artık şu son iki senede oluşan gerginlikleri bir kenara bırakıp yolumuza bakmamız gerekiyor. Yani 2011 öncesine dönmemiz gerekiyor. Hamit Bey siz ne düşünüyorsunuz bu şimdi konuda? Kesinlikle 4 tane siyasi partimiz var. 4 siyasi parti liderleri ve mensupları kesinlikle konuşacakları her kelimeyi çok iyi seçmeleri gerekiyor. Çünkü bir seçim sürecini geçirdik. Bundan sonra gelecek erken seçimde de bu şartlar çok değişmeyecektir. 1 puan artar 1 puan geriler veya 2 puan artar 1 puan geriler. Türkiye'de bir istikrar istiyoruz. Türk milleti de
burada böyle bir seçenek sundu. Onun için de süratli bir şekilde hükümetin kurulması. Herkes geçmişte bu oldu, şu şöyledir, bu böyledir lafları peşini bırakıp hükümet kurulmalı, istikrar sağlanmalı. Eğer biz istikrar sağlamayız, hükümeti kuramazlarsa, bir erken seçim olursa 2016'yı da kaybetmiş oluruz. Evet. Bu sadece inşaat sektörü olarak değil, Türkiye olarak, sanayi olarak, tekstil olarak, ağır sanayi olarak hepsi. Bugün sanayicilere baktığım zaman Uğur Bey'in dediği gibi herkes hükümetin kurulmasını istiyor. Biz de hükümetin kurulmasını istiyoruz ve istikrarlı bir hükümet olmalı. Geçici bir hükümet veya erken seçim hükümeti olmamalı. Hiçbir parti lideri biz şimdilik bir geçici hükümet kuralım, sonraki süreçte erken seçime gidelim düşüncesiyle değil. Biz 4 senelik bir istikrarlı hükümet kurup nasıl yolumuza devam ederiz? Eğer bu düşünceyle giden parti liderleri inanın gelecekte çok daha karlı olacaklardır, çok daha istikrarlı oy alacaklardır. O yüzden bizim ülkemizde hükümet kurulmalı. Ben onu kabul etmem, ben bunu kabul etmem polemiğinden öte... Gerçekten bugün AK Parti, CHP, MHP ve HDP mutlaka bir birlik içerisinde hükümet kurmalı ve ülkeye faydalı şeyler yapmalı. Çünkü sınırımızda baktığımız zaman elimizde olmayan şeyler oluyor. Bizim dışımızda olan şeyler oluyor. Her an bir sıkıntı, her gün yüzlerce, binlerce mülteci geçiyor. Almak zorundayız. Sınırdan içeri almama lüksümüz yok. Nihayetinde onlar da Allah'ın yarattığı bir insan. Burada bu sıkıntılarımız olurken Türkiye'de de her gün bir milletvekiline çıkıp ben onunla hükümet kurmam, ben bununla hükümet kurmam, biz burada olmayız, bu böyledir polemiklerinden öte herkes kesinlikle susmalı, liderler bir arada sıkı şekilde görüşmeli ve neticeye varmalı. Ben Uğur Bey'e katılıyorum. Kesinlikle Türkiye'de bugün eğer biz istikrarı sağlayacaksak, dışarıya da güven vereceksek, dışarıdaki güveni de sağlayacaksak, başa oynayan iki tane muhalefet ve şu anki hükümetteki AK Parti'nin taşın altına eline koyup bu ülkeyi süratli bir şekilde bu olumsuzluklardan, olumsuzluk yok ama baktığınız zaman yurt dışında baktığınızda Türkiye'de bir siyasi olumsuzluk var. Bu olumsuzluklardan kurtarması gerekiyor. Hem bizim için hem milletimiz için. Türkiye'de baktığınızda bu senede 2014'e göre konut satışında düşüş yok. Baktığımızda evet, biraz sonra evet, konuşacağız zaten. Konut satışında 2014'e göre daha da iyiyiz. Ama şöyle, biz her sene %10, %15 satışları artırdığımız için, Uğur Bey'in dediği bu. Geçen sene Uğur Bey diyelim ki 500 konut sattıysa, 500 konut sattıysa diyor ki bu sene 750-800 konut satmalıyım. Burada 600 olduğu zaman bu düşüş olarak kabul ediyoruz. Biz çünkü artık çok büyük projeler üretiyoruz. 100-200-300-500 değil, çok fazla projeler üretiyoruz. Ben biraz da arz fazlasına çok katılmıyorum. Arz fazlası markalı konutlarda çok yok. Markasız konutlarda arz fazlası var. Bir de acaba belli bölgelerde mi var? Belli bölgesel olarak var. Markasız projelerde var. Baktığınız zaman her firma yaptığı projeyi bir şekilde tüketiyor, bir şekilde satıyor. Evet, şimdi %20, %15 yabancı faktörü var. %75, %80 yerli. Ama biz bundan 2 sene önce yerlilere satıyorduk. 3 sene önce yerlilere satıyorduk. O yüzden ben hükümetin kurulmasıyla beraber istikrarın sağlanacağını ve ülkenin önümüzdeki günlerde çok daha güzel olacağına inanıyorum. Burada iş siyasilere düşüyor. Biz iş adamları ve sanayiciler her gün siyasi partilerin bir araya gelip bir hükümetin neticelendirmesini. İnşallah önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanımız bu görevi Sayın Başbakanımıza verdiği takdirde ben hızlı bir şekilde görüşmelerini tamamlanıp kısa zamanda da hükümetin kurulacağına inanıyorum. Hepimiz de temennimiz ve dileğimiz bu şekilde. O zaman anladığım iki tane acil konu var sektör açısından. Hatta Türkiye ekonomisinin geneli açısından da önemli olan. Zaten biz bunu her gün finans piyasalarını anlatırken de aktarıyoruz. Evet. İlk önce siyasi belirsizlik dönemi geride bırakılmalı. Yeni bir hükümet kurulmalı ve tercihen bir koalisyon hükümeti olmalı, beklenti bu yönde gibi gözüküyor. Erken seçim
daha hani az tercih edilen bir seçenek gibi gözüküyor. Bence hiç kimsenin istemediği bir tercih. Evet, ve yanı başımızda da Suriye gibi önemli bir sıkıntı varken Türkiye hükümetsiz kalmamalı, bir uzlaşma sağlanmalı. Evet. Biz sektör olarak bunu bekliyoruz. Evet. Kesinlikle azınlık hükümeti bizim için olumsuz bir şey. Kesinlikle. Hatta biraz da uzun soluklu bir hükümet değil mi? Yani kesinlikle. Yani 6 aylık bir senelik bir hükümet değil. 4 sene biz bu ülkeyi yöneteceğiz. El birliğiyle, artıları eksileriyle, birbirlerimizin artısını eksisini ortaya koyup yürüteceğiz. Ben şu an parti liderleri hakikaten de çok baktığınız zaman son günlerde de çok ılımlı mesajlar var. Bazı milletvekili arkadaşlarımızda olumsuzluklar çıkıyor. Ama ben inanıyorum 10-15 gün içerisinde bayrama ve bayramdan sonraki haftada Türkiye'de çok istikrarlı bir hükümet çıkacağına inanıyorum. İnşallah da öyle olur. Evet. Şimdi peki satışlara dönelim. Sektörün beklentileri var. Konut satışlarında bir artıştan bahsediyoruz. Mayıs ayında %19.4, Nisan'da %42,7'lik bir artış olmuş. Biz zaman zaman Uğur Bey'le yayın aralarında karşılaşıyoruz. Ben soruyorum hani bu satışlar, hani madem sektörde bir büyümede sorun var, bir yavaşlama var, bir daralma var. Ama satışlar nasıl oluyor? Ekonomide bir durgunluk var diyoruz. Artmaya devam ediyor. O da kendine özgü açıklıyor. Yine bize bir açıklarsanız Uğur Bey. Şimdi onlar... Nasıl oluyor da satışlarda artış hızı, hani çok ivme kaybetmeden devam ediyor? Yani aslında şunu diyorsunuz, yani gayrimenkul sektörünün büyüme hızıyla doğru orantılı değil. Gayrimenkul sektörü %2 büyürken satışlar %19, %20 nasıl büyüyor? Ya ben şimdi bu TÜİK'in verilerinden alınıyor bunlar. Ve şimdi benim bugün yaptığım, yani geçen senenin, bu senenin Nisan'ında, Mayıs'ında, Ocağında, Şubat'ında yaptığım satışlar oraya geçmiyor. Aslında bu 2 sene öncesinde hemen hemen yapılan ve tapuya dönen herhalde satışlar. Ve ona göre bakıldığında yani 2 sene öncesinin rakamları olarak geliyor. Çünkü teknik olarak mümkün değil. Yani benim satış yaptığımı bilemez devlet. Çünkü ben daha henüz bazıları daha sözleşmeye bile yeni geçiyor. Deniz daha tapu vermemişsin. Tapuyu 2 sene sonra veriyorsun, 1 sene sonra veriyorsun. O açıdan bakıldığında yani ben o kadar... Yani satış önceden gerçekleşiyor ama tapunun alınması daha zaman sonra ama bu gecikmeli olarak. Evet, bu mesela bana göre 2 sene öncesinin rakamlarıdır. Yani gerçek anlamda bakıldığında. Peki şu anda gerçek durumu nasıl örgütlü? Bizim açımızdan bakıldığında... Kendi iş firmamızın rakamlarından bakıldığında demin Ahmet Bey'in söylediği gibi geçen seneyi aramıyoruz. Yani geçen sene de büyüme oldu ama bu sene biraz daha onun üzerindeyiz. Yani aslında ilginç bir şekilde her türlü sıkıntıya rağmen, her türlü istikrarsızlık şeyine rağmen, her türlü siyasetin sertleşmesine rağmen gayrimenkul sektörü yürüyüşüne devam ediyor. Ve her geçen gün azar azar aslında dikkatli bir şekilde büyümeye devam ediyor. Ama ben sektörün toplu açısından bakıldığında %20, %40 büyüdüğünü pek şey yapamıyorum. Ama tabii ki... Satışları anlamında diyorsunuz. Evet, yani öyle bir durum yok. Yani şu anda tam anlamıyla alıcı pazarı koşulları var piyasada. Yani piyasanın demin bahsettiğim gibi terbiye ediciliği var. Siz istediğiniz gibi, istediğiniz kadar... fiyatları arttıramıyorsunuz. Konut kredi faiz oranları eskiden düştüğü zaman satışlar artardı. Şimdi düşmüş olmasına olmuyor. İnsanlar kitle halinde, daha doğrusu bir psikolojisiyle buna kitle psikolojisi de deniyor. Bununla hareket etmiyorlar. Tüketiciler yani tabiri caizse dolduruşa gelmiyorlar. Çok dikkatliler. Çok şey var. Hatta artık daha az kişi satış ofisine geliyor. Daha ciddi inceleniyor. Ama satışa döndürme oranı daha yüksek. Bir ara satışa döndürme oranı %25-%30'lardaydı. Sonra %15'lere düştü. Yani gelen bir satış. Tekrardan %25-30'lara çıktı. Yani şu anlama geliyor. Az kişi geliyor. Az telefon ediyor. İnternetten inceliyor. Ama geldiği zaman kıyaslama yapıyor. Bilinçli bir şekilde alıyor. Yani gayrimenkul sektöründe birçok şey tüketicinin davranışları değişiyor. Ama bir yandan da rekabet devam ediyor. Ama sektör de büyümeye de devam ediyor. Bir yandan da kısa vadede de olsa bazı segmentlerde, bazı bölgelerde, bazı şeylerde de arz fazlası oluşabiliyor. Çünkü demin bahsetmiştim, 960 bin ruhsat alınmış. Ben bu rakama bakıyorum. Yani 6 kat 12 senede büyümüş. 20 milyon metrekareden 120 milyon metrekareye gelmiş. Aslında bunlar gerçek. Çünkü ruhsat alındığı zaman direkt olarak TÜİK'in verileriyle birebir
güncellemişse doğru bir şekilde gelebiliyor. Buradan bakıldığında biraz yani fazla ruhsat alınmış, birazcık daha alınmış gibi gözükebiliyor. Ama Hamit Bey'in söylediği gibi markalı konut üreticileri gerçekten bu pazar içerisinde belki %5, %10 onlar çok büyük bir sıkıntı çekmiyor. Ama piyasada markası açısından bakıldığında satışların bazı bölgelerde, bazı firmalarda sıkıntı olabileceğini, özellikle de kırılganlığın çok olduğu, belirsizliğin fazla olduğu dönemlerde o tarz firmaların biraz daha satmakta zorlanmış olduğunu görebiliyoruz. Yani biz, Hamit Bey'in ve bizim veya bizim gibi firmalar o kadar hissediyorlar ama o kadar hissetmiyorlar. Peki fiyatları etkiliyor mu? Yani konut fiyatlarında bir, fiyatlar bazında bakıldığında bir değişim söz konusu mu? Fiyatlar tabii ki etkileniyor. Fiyatlar her geçen gün artıyor. Azar azar da olsa artıyor. Zannederim son yapılan araştırmalarda konut %17-%20 aralığında fiyatlar artmış. Çünkü maliyetler artıyor. Aslında kar marjı artmıyor. Belirli bir kar marjıyla gidiyor ama maliyetler arttı. Arsa maliyetten dolayı da birçok maliyete kadar arttığı için fiyatlar artmaya devam ediyor. Fiyatlar geriye gidecek, rekabetten dolayı geriye gidecek düşünenler varsa o düşüncelerini bir kenara koymaları Peki, gerekiyor. Uğur Bey, o da bölgeden bölgeye değişmez mi? Yani çok talep gören bir bölgede fiyatın düşmemesi normaldir, hatta evet, artması. Ama yani az önce söylediniz, hani zor durumda olan bölgeler olabilir, arz fazlası olan yerler olabilir. Orada da mı fiyatlar artıyor? Yani bu durumu biraz hani oralarda çelişkili geliyor bana. Tam anlamayı atalım. Bakın, piyasanın işte terbiye ediciliği. Siz şimdi eskiden gayrimenkul geliştirmek, hep Hamit Bey'e atıp yapıyorum. Eskiden biz 20 daire, 50 daire, 100 daire, 200 daire yapıyorduk. 300 dairelik projeler 2002'den önce, yani büyük montanlı projelerde 500 dairelik mi? Şu anda ise 500 daireler orta montanlı, artık 1500, 2000, 4000 dairelere falan çıktı. Şimdi yani o açıdan bakıldığında oyunun şekli gerçekten değişti. Biz artık ciddi anlamda pazar araştırması yapmamız gerekiyor. Tüketici hedef kitleyi anlamamız gerekiyor. Bölgeyi, bugününü, yarını kıyaslamamız gerekiyor. Bugünkü ilk önce başlangıçta alan insanlara sunduğumuz fiyat da projenin ilerlemesine paralel sunduğumuz fiyat ve bittiği arasındaki makasın ciddi anlamda alanın, yani riski alanın, başlangıçta girenin kar yaptıracak şekilde olması gerekiyor. Bu fiyat artışları bu şekilde oluyor. Yani siz bir ortalama fiyatı diyelim ki 120 liraya hedeflediniz. Başlangıçta 90 liradan başlıyorsunuz. Belki de maliyeti 95 lira. Ama projeyi ivmelendirmek için projenin büyüklüğüne paralel bir şekilde ortalama 120 hedefleyecek şekilde bitişte belki 150'ye gelecek alanla başlangıç alışıyla bitiş arasındaki fiyat farkı 60 birimlik fiyat olacak. Bu da belki de 90 bölü 60, işte %70'lik bir kar mı veya %40-50 bırakacak şekilde stratejiler yapıyorsunuz. Şimdi yani o kadar çok oyun kozmopolitleşti, karmaşıklaştı ki, ama başlangıçta kazandırmanız gerekiyor. Ondan dolayı bakıldığında çok ciddi piyasa araştırmaları çıkıyor. Yani bir fiyatın geri gidebilmesi pek mümkün değil. Çünkü siz arzların hepsini tek tek takip ediyorsunuz. Sizin hakim olmadığınız bölgelerde piyasa araştırması dışarıya yaptırtıyorsunuz ve önüne koyuyorsunuz. Hangi hedef kitleye nasıl hitap edeceğine bakıyorsunuz. Yani yatırımcı mı, oturumcu mu? Oturumcunun içerisinde farklı farklı kitlere hitap ediyorsunuz. Projenin mixini hazırlarken 3 artı 1, 2 artı 1, 1 artı 1 nereye koymam gerekiyor? Ne kadar yapmam? Blok bazında çok ciddi konsept gelişme birimleri oluşturuldu. Şirketlerde pazarlama birimleri, satış birimleri, satış sorusu, teslim sorusu, birçok farklı gayrimenkul sektörü inanılmaz bir şekilde gelişti. Evet. Ve bunlara göre bakarak hareket ediyoruz. Onun için yani zaten bunda göre hareket etmezsiniz. Bu ölçekte, bu montanda projeleri başarabilmeniz pek mümkün değil. Evet. Hamit Bey, siz ne düşünüyorsunuz? Bir satışlardaki artış, iki fiyatların durumu. Şimdi firma yani satışları artmaya devam ediyor ama hani ivme kaybı da var. Uğur Bey ondan bahsetti, biraz rakamları gecikmeli gördüğünü de söyledi. TÜİK rakamlarına göre. Uğur Bey orada haklı. Çünkü bir projeyi lasmana çıktığınızda banka garantörlüğü de varsa, bu projeyi de 2 senede bitirecekseniz lasman döneminde gerçekten fiyatların çok altında sattığınız için, maliyet fiyatlarının %10, %15 altında sattığınız için satışlar biraz daha hızlı oluyor ve o tapular alınmıyor. Tapular ne zaman alınıyor? Finişe doğru. Çünkü garantör banka var, anlaşmalar var, finişe doğru. Bizde de bu var. Misal 2 sene önce, 20 ay önce lansmana çıkarttığımız bir 800 daireli projemizin tapularını 2 aydır süratli bir şekilde her gün tapu veriyoruz. Tabii ki ilk de ne yapıyor? Tapuda verileri aldığı için böyle bir fark oluyor. Yalnız ben şurada bizim firma olarak 2014'e baktığımız zaman 2015'in Nisan ayı ve Mayıs ayı satışları 2014'ten
yukarıda. Yani hiçbir zaman için 2014'ü, 2014'te 2013'ü aramadık. Çok şükür devam ediyor. Uğur Bey'in dediği şu, 2002'de 20 bin ruhsat alınmış. Yalnız 2002'de mutayiz sayısı çok azdı. Bugün en az 10 katı, 15 katı arttı. Arttığı için ne oldu? Ruhsatlar da arttı. Bugün Türkiye'deki özellikle de İstanbul'daki inşaat maliyetlerinin biraz artmasının sebebi sektöre sonradan giren arkadaşlar. Çünkü arsa maliyetleri arttı. İnşaat konut metre fiyat, malzeme fiyatları artıyor ama en önemlisi bizde arsa maliyetleri arttı. Yani %30-%35'leri aldığınız bir yerde %50'lere çıktı. Veya 2000 TL-2500 TL'ye aldığınız metresi 2000 dolarlara çıktı. Bu da neden? Çünkü sektöre yeni girmiş bir tane aracı arkadaş ona bir liste getiriyor. Diyor ki bakın burada bu var, bunu yapacaksınız, bu şartlarda çıkacaksınız, bu kadar para kazanacaksınız. Tabii ne oluyor? O kadar para kazanmayı sanayide veya başka bir yerde görmediği için giriyor. Girdikten sonra da satış olmadığı için ne oluyor? Arz fazlası oluyor. Sıkıntılar çekiliyor ve yarım inşaatlar kalıyor. Ben bunu hep söylüyorum. Markalı konutlarda hiçbir sıkıntı olmaz. Bu da Türkiye'de %10-%15'tir. Çünkü 30 senesini 40 senesini vermiş. Bu firmalar yüz akıyla her yaptığı projeyi teslim ederler. Referansa iyi bakılmalı. Ama sonradan 3-5 kişinin birleştiği ve biz de konut sektörüne girelim, bir şeyler yapalım diyen arkadaşlar o ilk önüne konulan beyaz sayfadaki kar marjlarını görmedikleri takdirde ister istemez kendiler de üzülecektir, alanı da üzülecektir. Türkiye'deki konut sektöründeki biraz sıkıntımız bu. Bir de inşaat malzemelerine dövize gelen her zamdan zamı alıyor. Ama maalesef döviz düşse bile o zamı geriye vermiyor. Bizim en büyük sıkıntılarımızdan birisi de bu. İster istemez biz zam yapmıyoruz. Yani inşaat malzemelerine zam geliyor, arsa maliyetlerine zam geliyor. Siz de maliyeti kurtarmadığınız için zam yapmak zorundasınız. Bugün inşaat sektöründe markalı konutlar %5, %10'a çalışıyor. Ben %15, %20 kar ediyorum diyen arkadaş çıksın gelsin. Yok böyle bir şey. O yüzden mutlaka ama mutlaka sektör toplanacaktır. İleriki günlerde markalı firmalar yine at başı gidecektir. Yaptığı çok güzel projeleri satacaklardır. Türkiye'de konut ihtiyacımız var. Evet, ikinci el satışları oluyor. Ama bizim birinci el satışlarını hızlandırmamız gerekiyor. Olmazsa olmaz yaklaşan büyük bir deprem var. Bu deprem Allah korusun olduğu zaman çok can acıtacak. Kentsel dönüşümü çok hızlandırmamız gerekiyor. Kentsel dönüşümde bir ileri iki geri gidiyoruz. Büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Çarpık yapılaşmalar bugün E5'ten E6'dan gelin. Levent'e doğru gelirkeniz bakın her taraf çarpık yapılaşmalarla dolu. Sokaklara girdiğinizde çıkamıyorsunuz. Bunların mutlaka ama mutlaka kentsel dönüşüme dönüşmeleri, caddelerin açılmaları, yeşil alanların açılmaları. Ben kentsel dönüşümde biz siyasi destek veya yerel destek alamadığımız gibi vatandaştan da alamıyoruz. Vatandaşa şunu anlatıyoruz. Ya diyoruz bakın sokağa park ettiğinizde ikinci bir araba geçemiyor. Çocuklarınız oyun bahçeleri yok. Ama bırakın bize destek olun. Size biz burada oyun alanları olan, bahçeleri olan, geniş otoparkları olan, yaşayabileceğiniz yaşam alanları yaratalım. Bize vatandaştan da destek pek gelmiyor. Yerel yönetimlerden de çok destek gelmiyor. Siyasi desteğimiz de gelmiyor. Buradaki siyasi sıkıntılar dolayısıyla da kentsel dönüşüm maalesef bir ileri iki geri, çok geri gidiyoruz. Halbuki Cumhurbaşkanımız 2012 senesinde kentsel dönüşümü başlattığı zaman inanın biz firma sahipleri olarak çok ümitliydik. Ve kısa zamanda 15 sene, 20 sene gibi bir sürede İstanbul'u yenileceğimizi düşünüyorduk. Ama şu an bırakın 15 sene, 20 sene, 50 sene de acaba yeniler miyiz? Bu da karamsar evet. Bir tarih. Peki bir araya gitmemiz gerekiyor. Devam edeceğiz. Kısa bir aranın ardından inşaat sektörünü konuşmayı sürdüreceğiz. Evet, Finans Kafe'de inşaat sektörünü konuşuyoruz. Uğur Dumankaya, Hamit Demir bizimle birlikte. Fiyatlardan bir yorum alalım. Önümüzdeki dönem
Urbe'yle konuştuk çünkü. Nasıl seyredecek fiyatlar? Kesinlikle fiyatlar düşmez. Fiyatlar seyrine göre artacaktır. Fiyat, ne zaman düşer? Fiyat şöyle düşmez. Biraz önce de söyledim. İnşaat malzemelerine zam geliyor. Arsa maliyetleri çok artıyor. Fiyat nasıl düşer? İşte girmiştir, bu işten para kazanamadı, bir an önce de çıkmak istiyor, yarım yamalakta yapıp bitirip çıkmak gitmek zaman. İstiyor, inşaat sektöründen çıkmak istiyor. O zaman bundan ucuz alabilirsiniz ama bu da hep sorunludur. Eğer siz oturabileceğiniz düzgün bir konut alacaksanız, problem yaşamadan, deprem olduğunda ben evimden sokağa çıkmadan rahat oturabileceğim bir konut alacağım diyorsanız, mutlaka referans olan, geçmiş olan bir marka projeden konut almanız gerekiyor. Marka projelerin de fiyatları düşürmesi mümkün değil. Bakın, yeni yıl 1-1 itibariyle bu tarihe %19, %20'ye yakın inşaat malzemelerine zam geldi. Ama konut sektörü daha bu zamı doğru dürüst yapmadı. Ama önümüzdeki günlerde bir %1 de olsa, %2 de olsa, %3 de olsa artacak. Konut sektöründeki zam artıyor. Bankalardaki kredi oranları da artıyor. Kredi oranları aslında konut sektöründeki zamdan çok kredi oranlarının artması bizi üzüyor. O da tabii ki onlar da haklı. Bir siyasi sıkıntılar var, sınırdaki sıkıntılar var, faiz oranlarının zikzakı. O yüzden kredi oranları 60-70'lere düşmüş olsa bugün inanın satışları çok daha hızlanır. Hızlı bir satış grafiği olur. Ve konut sektörü de sattığı zaman da hızlı bir şekilde bitirir. Bitmeyen projeler, devam eden projeler ve gün geçtikçe üzerine ilave zam alan projeler ister istemez zam yapmak zorunda. Önümüzdeki günlerde hiç kimse konutta sektörde sıkıntı olacak veya aşağı düşecek bunu beklentisine girmesin. Daire konut alacaksa alsın. Ben 2 Ağustos ve Eylül, Ekim, Ağustos'un da çok iyi olacağına, Eylül'ün de çok iyi olacağına inanıyorum. Yeter ki siyasi tabloda çok güzel, istikrarlı bir hükümet çıksın. İnanın istikrarlı bir hükümet çıkarsa Orta Doğu'su da, Avrupa'sı da, Rusya'daki bu belirsizlikte biraz düzelirse biz daire satarız. Bizim şu anki en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi Rusya'daki olan olumsuzluklarda. Çünkü biz Rusya'ya daire satamıyoruz. 2014-2013'te Rusya'ya çok güzel daireler satıyorduk. Ticari alanlar satıyorduk. Şu an tamamen durdu. Ne para transferi oluyor, ne vatandaşlar gelip daire alabiliyor. Şu an Orta Doğu'ya satıyoruz. Az da olsa %3, %5 Avrupalı'ya satıyoruz. Ama bizim için Rusya pazarı da çok önemli. Gelecekte inşallah sınırımızdaki olumsuzluklar, Rusya'daki bu olumsuzluklar düzeldiği zaman istikrarlı bir siyasi hükümette kurulduğu zaman ben Türkiye'nin 2016-2017'sinin çok iyi olacağını düşünüyorum. Ama istikrarlı bir hükümet kurulmazsa 2016'mızı da kaybederiz. Bizim için büyük bir sıkıntı olur. Bizim için değil, vatandaş için olur, millet için olur, devlet için olur. Yani sanayicinin de işi sıkıntıya girer, tekstilin de işi sıkıntıya girer, biz inşaatçıların da işi sıkıntıya girer. Ne olur? Bu sene bir tane, iki tane ruhsat aldıysak seneye ruhsat almayız. 1000 kişi çalıştırıyorsak seneye bu 500 kişiye düşer, 300 kişiye düşer. İstihdam da düşer. İster istemez kademe kademe bizdeki azalma, bizdeki olumsuzluklar alta daha geniş yelpazelerle yayılır. Bu da iyi olmaz. O yüzden siyasi aktörlerin özellikle bizleri dinleyip lütfen sağduyulu olup millete kulak verip sen onu dedin, bu bunu dedi değil, hükümet kurup önüne bakmaları gerekiyor. Ve bize istikrarsızlık değil, istikrar sağlamaları gerekiyor. Evet. İnşallah da öyle olur. Uğur Bey, siz yabancılara konut satışı konusunda ne düşünüyorsunuz? Yani bir de şöyle bir şey var, Türk lirası ciddi değer kaybetti aslında. Hı hı. Yani hani bu anlamda bakıldığında Türkiye'nin de bir miktar daha canlı hale evet. geldiğini söyleyebilir miyiz? Yabancı için şu anda nedir yani kriter? Yani içeride işte siyasi belirsizlik, Suriye meselesine mi bakıyor yoksa Türkiye ucuzladı diye düşünüp Türkiye'ye ilgi gösteriyor mu? Şimdi bir de ne kadarlık bir payı var yani genel satışların içinde yabancı satışlarının?
Firmaya göre değişiyor. Firmanın yaptığı projelere göre değişiyor. Mesela İstanbul'da yapıyorsanız siz genelde bizim projelerimizde Avrupa yakasındaki sattığımız konutlarda ağırlık olarak satılıyor. Yani Anadolu yakası pek şey yapmıyor. Daha çok Avrupa yakası. Avrupa yakası onlar daha iyi biliyorlar. Avrupa yakasını İstanbul olarak görüyorlar. Anadolu yakası aslında gelecekte Anadolu yakası, Bağdat Caddesi, adalar şunlar bunlar çok daha farklı. Ben de Anadolu yakası oturduğum için bir tarafım zaten. Yani siz de herhalde orada oturuyorsunuz. Evet, yani daha güzel Avrupa yakasından. Onlar da o güzellikleri. Bu tarafta oturanlar da tam tersini söylüyor. Evet. Biz bu taraf Avrupa'yız. Evet. Onlar da fark edecekler. O açıdan bakıldığında seçimden öncesiyle seçimden sonrası da ciddi bir davranış biçimi farkı var. Gerçi Hamit Bey'in söylediği gibi Ramazan'ın etkisi var. O köpüğü almak gerekiyor ama bu özellikle AK Parti hükümeti, özellikle Recep Tayyip Erdoğan faktörü yabancı da ciddi anlamda şey oluşturmuş. Yani bir beklentiye geçirmiş onları. Yani gelmemiş olması, hükümetin değişiyor olması, bildikleri, alışmış oldukları bir hükümetin değişmiş olması oradaki yabancı satışlarında biraz etkilemiş. Ama ilginç taraf daha önce seçimden önce insanlar korkutuluyordu ve işte tek parti giderse, koalisyon gelirse, istikrar olur, şu olur, bu olur falan filan derken şu anda yerli açıdan bakıldığında böyle bir belirsizliğin onları satın alma ama kısa vadede, orta ve uzun vadede mutlaka sıkıntı verir. Yani insanlar yine konut alımlarına devam ediyorlar yani seçimden sonrası. Yabancı açısından baktığımızda yani mütekabiliyet yasası çıktıktan sonra yani sektörde çok olumlu görüşler vardı. Ben tam tersi yani olamayacağına inanıyordum. Yani bu kadar da yani o kadar biraz abartılı buluyordum yorumları. Bizim satışlar içerisindeki payı %3'tü o zamanlar. Yani hiç dikkate alınmayacak derecede bir şeydi. Ama gerçekten %3, sonraki sene %10, 17, 25, şimdi 35'leri zorluyor. Yani satışlar içerisindeki payı %35'leri zorluyor. Gerçekten çok çok önemli bir oran oldu. Çok çok önemli bir faktör olarak devreye girdi. Yabancıların tabii ki seçim sonrası belirsizlik onları biraz ve Ramazan beklenti iterken bir yandan da doların düşmüş olması, dolar bazında Türk lirasının değer kaybetmesi ve bu sayede de konutların birim fiyatı olarak onlara göreceli olarak daha ucuz gelmesi onlara bir talep oluşturuyor. Zaten Türkiye artık özellikle İstanbul ve İstanbul'un yakın çevresi ve yabancı müşteriler ve bunların içerisinde de Körfez ülkesi insanlar açısından bakıldığında ciddi bir cazibe merkezi oldu artık. Biz istesek de istemesek de sadece böyle görsel olaylar içimizde Allah göstermesin oluşan terörizm olayları veyahut da işte sınırımızdaki olan olayların Türkiye yansımasının getirmiş olduğu insanlardaki huzursuzluk olmazsa eğer bir de gerçekten sıkıntı getirmeyecek Türkiye'yi orta vadede götürebilecek bir hükümet kurulabilirse eğer yabancıya satış da, yerliye satış da, gayrimenkul sektörü de kendi dengesini bulacaktır. Ama şu anlama gelmez. Ciddi bir rekabet var. Bu rekabette başarılı olacak olanlar var, elenecek olanlar var. İşini iyi bilen, markalı olanların, müşteriye değen, piyasanın sesini dinleyen firmaların çok daha farklı noktalara gelebileceğini göreceğiz. Zaten bu uzun bir zamandan oluyordu. Aslında bu gayrimenkul sektörünü ve oyuncuların daha dinamik tutan, iyi ile kötüyü ayrıştıran. Çünkü 2003 öncesi olan süreçte baktığınızda sektöre çok hızlı girişler oldu. Herkes girdi. Bir anda her şeyi satılabildi. Alıcı pazarı koşulları değil, satıcı pazarı koşulları oluşmuştu. Burada iyi ile kötü ayrışamıyordu. Ama daha sonraki olan süreç artık gayrimenkul firmalarına terbiye etti. Aslında piyasa da terbiye ediyor. Yani bu kadar arz olması, fiyatların dengeli gitmesi de o açıdan gözükebilir. Evet. Son 6 dakikamız hangi projelerle uğraşıyorsunuz şu anda Uğur Bey? Size de soracağım aynı soruyu. Biz son zamanda bizim tarihimizin en büyük projesini yapmaya çalışıyoruz. Gebze Çayırova'da yaklaşık 4000 dairelik bir proje. 1 milyar lira değerinde, şimdiki fiyatta belki de daha sonra değeri artar. Bir proje oluşturuyoruz. Bir de Kadıköy civarında, Fikirtepe civarında bu seneye yetiştirmeye çalıştığımız projeler var. Diğer projemiz 8 tane farklı yerde Anadolu ve Avrupa yakasındaki projemiz devam ediyor. Sadece İstanbul. Artık Çayırova'yı İzmit mi saysak, İstanbul mu saysak yani İzmit'e İstanbul'a daha yakın gibi olan bir bölgede. Çünkü zaten İstanbul'un içinde bir yerden bir yere 2,5 saatte, 2 saatte gidildiği için Gebze'de çok uzak bir nokta olarak. Orada çok beyaz yakalı var. Oranın nüfusu, gündüz nüfusuyla gece nüfusu arasında ciddi bir fark var. İnsanlar orada çalışıyorlar.
fabrikalar orada, genel merkez orada, insan kaynakları oluyor ve daha sonra şeye dönüyorlar. Şehrin merkezine tekrar dönüyorlar. Ve ciddi orada da trafik var. Yani Gebze ile Anadolu yakasının çok trafik sorunu yoktur. Ama Gebze ile şey arası ve bu rush time denilen yani yoğun saatte ciddi anlamda trafik var. Biz onun bir bakıma da oraya bir o beyaz yakalı da hitap eder. O bölgenin beklediği büyüklükteki bir proje yaparak yapmak istiyoruz. Yani onlara hitap edecek ve insanlar orada kalmayan gece nüfusu ile gündüz nüfusunu dengelemek istiyoruz. Sizden de Hamit Bey bir değerlendirme alalım. Siz hangi projelerle? Bizde Demir Romans projemiz var. Demir Romans projemiz yaklaşık 804 daireli, 60 iş yeri olan, ticari olan. Onun teslimlerini başladık. 2013'te başladığımız. Alkent'in orada Hatımköy'de Demir Lavida projemiz var. Devam ediyor. Şeyde Kağıthane'de iki tane kentsel dönüşümüz var. Birisi Seyrantepe'de, birisi Gültepe'de. Gültepe'deki biraz daha kapsamlı, daha Yaklaşık Seyrantepe'yi 6 aydır, Gültepe'yi de 4 aydır ofisler açtık. Çaba ve gayret içerisindeyiz. Biz biraz daha kentsel dönüşüme zaman ayırdık, vaktimizi ayırıyoruz. Olmazsa olmaz vatandaşları toparlayıp belirli bir noktaya gelmek. Kağıthane Belediyesi ve Kağıthane halkı da ve Gültepe halkı da gerçekten bu konuda kentsel dönüşümde hep bizim yanımızda oldular. Bize çok destekler oldu, çok yardımlar oldu. Yeter ki bunu başarın diye. Gültepe'de şu an Seyrantepe'de %80, %85'lere geldik. Gültepe'de de %60 seviyelerine geldik. %70, %80'lere geldiğimiz zaman hemen hemen o kentsel dönüşümü bitirmiş oluyoruz diyoruz. Göktürk'te bir proje hazırlığımız var. İzmir'de proje hazırlığımız var. Önümüzdeki günlerde birkaç projemiz daha var. Tasarladığımız, çalıştığımız ama siyasi kurulacak istikrarlı bir hükümeti de bekliyoruz. Beklemiyoruz. Uğur Bey gibi biz öyle çok cesur değiliz. 4000 konuta başlayalım. Çünkü önümüzde ne olacak ona bakıyoruz. Eğer inşallah istikrarlı bir hükümet kurulduğu takdirde 2015-2016'da 5-6 projeyle piyasaya çıkmak istiyoruz. Ama yine bir seçim hükümeti olursa önümüzdeki günlerde tabii ki biraz projeleri hafifletmek istiyoruz. Peki, çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz, sağ olun. İçin değerlendirmeleriniz için şimdiden hayırlı olsun yeni projeler. Biz teşekkür ederiz, sağ olun. Peki, saat başında tekrar birlikte olacağız.